Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 10 ekranımıza nasıl hareketli, daha doğrusu hareketliden ziyade arkadaşlar nasıl günün saatlerine göre değişen rengi vesaire, ışığı alış şekli değişen bir duvar kağıdı koyabiliriz. Buna bakacağız. Bunun için arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken şey Microsoft Store mağazasına girmek olacaktır. Şimdi buraya girdikten sonra arkadaşlar ben bunu açıklamalara yazacağım. WinDynamic Desktop yazıyoruz ve bu uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra bu zaten bilgisayarınızda yoktur. Yüklediyoruz 7 MB'lık bir uygulama arkadaşlar. Buradan yükle dedikten sonra uygulama indirilecektir. Bir aplikasyon olarak Windows 10 bilgisayarımıza, dediğim gibi 7 MB boyutu büyük değil. O yüzden hızlıca inecektir arkadaşlar. Tabi burada biraz indirme hızınız da önemli. İndikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı kapatıyoruz ve başlata geliyoruz. Bakın burada ben bunu başlangıca sabitleyeceğim. Şimdi buradan uygulamayı tıklıyoruz arkadaşlar. Burada dil seçenekleri var. Türkçe var. O yüzden Türkçeyi seçip OK diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar iki seçenek var. Bir tanesi Windows konum servisi. Ben burada Windows'a izin vermek istemediğim için kendim yaşadığım yeri kendim manuel olarak yazıyorum. Siz de buraya yaşadığınız şehri yazıp tamam deyin ve sizden evet demenizi isteyecektir, doğru mu diye. Evet diyorsunuz ve böyle bir ekran gelecektir karşımıza. Şimdi bunun olayı şu arkadaşlar. Şöyle büyütelim, rahat çalışalım. Bir tane masaüstü seçelim. Mesela bu. Şimdi arkadaşlar saate göre bakın. Bu şu an gece saatlerindeki görünümü bu duvar kağıdının. İşte gün doğumu. Gündüz, işte öğlen saatleri. Öğleden sonra gün batımı. Ve arkadaşlar gece olacak şekilde farklı varyasyonları var ve bu arkadaşlar siz bunu uygula dediğinizde otomatik inecektir ve bilgisayarınızın saatine göre otomatik olarak değişecektir. Siz hiç uğraşmayacaksınız böylece. Bunun faydası da gözünüzün daha az yorulmasına, yani gece karanlık bir hale gelecek ve gözünüz daha az yorulacaktır arkadaşlar. Şimdi bitmesini bekliyorum. Bayağı hızlı iniyor. Evet. Şimdi indiği an zaten otomatik olarak arka plana gelecektir ve geldi arkadaşlar. Hemen şunu bir kapatalım. Gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar saat gece 1 civarı. Şöyle bakalım. Bakın gece 1 civarı, o yüzden bu görüntünün gece versiyonunu bize gösteriyor. Peki gündüz versiyonu olsaydı nasıl görecektik? Buna da bakalım hemen. Ben şimdi tarih ve saati manuel olarak ayarlamayı açacağım. Otomatik kapatıp değiştir diyeceğim ve saati arkadaşlar buradan sabah saatlerinde bir saat dilim yapacağım. Diyelim ki 8'i 10 geçe olsun. Buradan bunu değiştir diyorum ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi gün doğumu görüntüsü geldi arkadaşlar arka plana. Veya bunu şöyle de yapabilirim. Diyelim ki saat işte 3 civarı olsun. Bakalım saat 3 civarı duvar kağıdı nasıl gözükecekmiş. Bu sefer de 3'ü çeyrek geç olsun. Değiştir dedim. Evet, 3 çeyrek geçe de bu şekilde, yani yavaş yavaş güneşin batmaya başladığı saatler olarak dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Peki şimdi bunun dışında arkadaşlar şöyle ben bunu tekrar otomatik hale getireyim ki saatim düzelsin bilgisayarımın. Şimdi arkadaşlar tekrardan aplikasyonu bir daha açacağım.
Burada gördüğünüz gibi farklı seçenekler mevcut arkadaşlar. Bu seçenekler arasından siz bakıp inceleyip istediğinizi seçebilirsiniz. Böyle gradyen temalar var. İşte biraz daha vektörel çizimler var. Yine aynı şekilde günün saatlerine göre değişiyor. Ve arkadaşlar kendi bilgisayarınızda bu şekilde bir fotoğraf grubu varsa, yani birkaç taneden oluşan, siz manuel olarak ekleyebilir veya çevrim içi olarak da, bakın burayı tıklayıp, kendi web mağazası var, ücretsiz bölümü var. Bakın free yazıyor. Free'lerden indirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela işte bu olabilir veya işte bu olabilir. Bakalım, bakın bu güzel bayağı. Bir dağ. Buradan download diyerek indirebilirsiniz. Ama gece görünüm bayağı güzelmiş. Bunu indirebilirsiniz gibi gibi, bu şekilde örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Buradan close diyorum. Siz bakarsınız gene linkleri. Link koymama gerek yok. Burada çevrim içi olarak indir diyorsunuz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.